LSD okuma hatalarına karşı ne yapmalıyız? Sevgili öğrenciler genel olarak sizin okuma hatası dediğiniz değildir, hangisidir gibi son kelimeleri yanlış okuyorsunuz. Benim size önerim seçeneklerin yanına, bitimine e, değildir diye yatay olarak yazmanızdır. Yani gözden yardım almanızdır. Altını çizdiğinizde de aynı şey oluyor ama bazen bunu atlayabiliyorsunuz, ona da dikkat etmeyebiliyorsunuz okuma hataları ile ilgili en geçerli yöntem budur. Buna dikkat etmenizi rica ediyoruz. Süleyman Hocam, pazar günü matematik sınavım var. Cumartesi tekrar bir deneme daha çözmek istiyorum. Bu sizce bir sıkıntı çıkartır mı? Çıkarır. Öncelikle bu aklı sana kim verdiyse sıkıntı zaten oradan geliyor. Yanlış sevgili öğrenciler. Yanlış. Bakın tekrar ediyorum. Final maçından bir gün önce Hazırlık maçı oynayan bir tane takım var mı? Yok. E o zaman bakın bu takımların başında psikologlar, psikiyatrlar, takımın öğretmeni olan hocalar var. E çocuklar bakın bu akıllar genel olarak size ya ben bu çocuğa ne desem, ne desem, ne desem. Bari şunu söyleyeyim diyen sivri akıllardan kaynaklanıyor. Onun için lütfen bunları yapmayın ve e, cumartesi günü dinlenin. Aksi halde... O sınavda aklınız gerçek sınava odaklı olduğu için o sınavda çok sayıda hata yaparsanız ya dersiniz ki sınava bir gün kalmış işte benim durumum ortada. Moral bozukluğuyla girersiniz. Süleyman hocam sınava gireceğim. Sınavda dikkatsizlik yapmamak için ne yapmalıyım? Çok güzel. Birkaç şey söyleyeceğim sana. Bir, başaracağına inanacaksın. İki, her on soruda bir Nefes molası vererek beynine oksijen toplanmasını sağlayacaksın. Üç, hep olumlu şeyler düşüneceksin. Dört, olumlu düşünmeni tetikleyen, harekete geçiren en önemli şey kolay sorulardan başlayıp yani senin en iyi bildiğin sorulardan yola devam etmelisin. O zaman ne oluyor sevgili öğrenciler? Dikkatimizi daha iyi toparlıyoruz. İnsan başardıkça dikkatini daha iyi verir, başarısız oldukça dikkati dağıtır. Bunları unutmayın lütfen. Sınav sonunda kontrolleri nasıl yapmalıyım? O kaydırmayla mı ilgili? Ben ikisine de cevap vereyim. Kaydırmada ara kontrol yapın çocuklar. Yani 70, 30. soru A, A mı? 10, 14. soru B, bu Zaten o gözüküyor. Ama e, geri zamanınız kaldı. Yanlışlığından şüphelendiğiniz sorulara mı bakmalısınız? Yoksa boş bıraktıklarınıza mı? Boş bıraktıklarınıza bakmanızı öneriyor ve bu şekilde yolunuza devam etmenizi istiyoruz. Sınav esnasında zaman kaybını önlemek için nasıl bir strateji uygulamalıyız? Yani zaman kaybı yetiştirememe durumunu ortadan kaldırmak için değil mi? Bunu ortadan kaldırmak için ne yapmalısınız? Şimdi sevgili öğrenciler bakın. Bir defa önceden bir zaman ayarlamanız var sizin. Her teste ne kadar zaman ayıracaksınız? Her soruya kaç saniye ayıracaksınız? İşte bütün bunları bir belirlemiş olmanız gerekiyor zaten. Sınava gittiğinizde içinizden bir ses size diyecek ki bu yolu kullanma, eskiden kullandığın yolu, yeni bir yolu kullan diyecek. Sevgili öğrenciler, içinizdeki bu olumsuz ses duygulanma bozukluğuyla alakalıdır. Sakın daha önce denediklerinizi sınav anında bırakarak ilk defa sınav anında deneyeceğiniz şeylere yönelmeyin. Bu içinizde bir şüpheyle birlikte yola devam etmenizi İçinizde bir şüpheyle devam ettikçe dikkatinizi verememenizi, konsantrasyonunuzun zayıflamasını beraberinde getirecektir. Çünkü stres dediğiniz olgu belirli bir seviyede devam eder sınavda sadece soruları yapamayacağınız düzeyde değil, onu kontrol altında tutmanın en önemli faktörü de o denenmiş yollardan yolunuza devam etmektir ve hafta içi her gün tam bu saatte bizi izlemenizi umuduyla